Spor Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. Önemli bir hedef hocam, rakip son finalistlerden Başakşehir. Biraz önce Çağdaş Hoca şu ifadeyi kullandı. Hem kenarda iyi bir hoca var, iyi yöneten bir hoca var, hem de son haftaların formda bir takımı var dedi. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Evet, teşekkür ederiz. Öncelikle güzel bir futbol akşamı olsun. İstikrarlı bir takım. ve Hoca antrenör yani takım, şöyle söyleyeyim. ...antrenör takım aslında... ...zaten senelerdir de Başakşehir'e baktığında... ...hafızasında da böyle bir e, takım olmuş... E, ...organizasyonları var... E, ...üç final oynadı... ...ikisinde ben vardım... E, ...geçen sene en son finalist... E, ...iyi bir camia... E, ...ona karşı oynayacağız... E, ...Trabzonspor... E, ...büyüklüğünü... E, ...bu kupaları ambargo koyarak... E, ...kazanmıştır... Trabzonspor'da kupa kazanmanın ne olduğunu en yakın zamanda bilenlerdenim. Bu duyguyu neyi hissettirdiğini biliyorum eee taraftarın ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Ee, bunun e, tekrar kazanarak haklı gururunu e, yaşamak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim de özellikle beş yaş maçından beri oyun olarak yukarıya doğru seyreden bir durumumuz var eksiklerin gelmesiyle beraber. Ee, rakip biz onlar bir gün fazla dinlendiler. Deplasmanda oynamışlardı gerçi. Ee, biz tabii ki gene görselde hazırlanabildik ama yakın zamanda oynamıştık planlarına göre hem karşılamalarda hem baskılarda hem çözüm noktalarıyla ilgili e, net ve kısa bir şekilde e, çalıştık. Umarım sahanın içinde, e, sahanın başından, hani oyunun başından sonuna kadar taraftarımızın desteğiyle e, maçı kazanmak, yarı finali görmek istiyoruz. Onun için e, coşkunun olduğu, duygunun olduğu ama bitmek bilmeyen e, enerjimizin ve olduğu bir gün olsun. Umarım maç sonu da buraya kazanan takımın teknik direktörü olarak gelirim. Hocam bir değişiklik var Enis evet. Estan yerine Onoço hamlesini görüyoruz bu karşılaşmada. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet şöyle bunu bazen rakibin biraz evvel ifade ettiğim gibi savunmada ne yapacağız, hücumda hu ne yapacağız, rakibin çözüp noktaları ne onunla ilgili bir planımız vardı. Onun için Onoço tercihini bugün itibariyle kullandık. Fiziksel durumuna da bakacağız oyunun başında böyle bir hamle yaptık. Elimizi enimiz genişledi. Çünkü bir enis eslanla oynuyorduk. Oyunu oyuncu atamıyorduk. Şimdi bugün enis eslan var. Umut var. E, taksi fontaz var içimizde. E, oyunun süresini bilmiyoruz nasıl gideceğini. Onun için baştan tercihimizi çözüm noktalarındaki e, ona açıyor uygun bir çözüm olduğu için bu şekilde değerlendirdik. Umarım bunun karşılığı olur. Hocam tabii ki planları yapmışsınızdır ama Çağdaş Hoca şöyle bir ifade kullandı. Oyunu 70. dakikaya kadar tutup orada hamleleri yapmayı düşünüyorum dedi. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? E, Oca da detaylı çalışan birisi. Büyük bir ihtimalle şunu düşünmüş olabilir. Biz aynı kadroyla oynuyoruz. Bir günde arada fark var, 24 saat fark var. Bizim herhalde yorgun olacağımızı düşünerekten böyle bir şey planlama yapmış olabilir diye düşünüyorum. Saygı göstermek lazım. Biz sahadaki işte o da bir taraftan ben de bir taraftan kazanmak için elimizden geleni en iyi şekilde oyuncularımıza destek olarak planları doğru uygulayarak karşılığını almaya çalışacağız. Çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı'nın görüşleri de bu şekildeydi. Evet Abdullah Avcı da maç öncesi değerlendirmelerini yaptı ve artık çok çok az bir süre kaldı mücadelenin başlamasına bir saatten az bir süre 11'leri paylaştık değerlendirmelerimizi yaptık <laughs> bu karşılaşma ile ilgili şimdi asa saat başından itibaren doğrudan biz sözü Trabzonspor'a elbette bırakacağız bir kez daha stada gideceğiz. 20.45'te oynanacak beşiktaş Mosan Konya Spor mücadelesini de hemen şöyle bir değerlendirelim Kartal Yiğit. Beşiktaş açısından da çok net bir hedef Ziraat Türkiye Kupası özellikle teknik direktörün eleştirildiği oyuncuların eleştirildiği yönetimin yine transferlerle eleştirildiği bir ortamda aslında bir çok net bir dediğim gibi hedef Ziraat Türkiye Kupası derbi öncesi de elbette çok kritik bir evet. karşılaşma olacak nasıl bir mücadele bekliyorsun ligde 2-0 kazanmıştı Konya karşısında Beşiktaş evet. Şimdi tabii Ezgi doğal olarak bu şampiyonluk anlamında kaçan bir sezondan sonra yeni bir teknik adam, yeni bir yönetim. Ortak hedef Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak Beşiktaş'ta. Yani şimdi Fenerbahçe'nin de Ankara Gücü karşısında elenmesinden sonra Beşiktaş bu turu geçerse Ankara Gücü ile karşılaşacak. Tabii ki Fenerbahçe'ye göre bir derbiye göre rakip anlamında turu geçip finale çıkma olarak daha farklı bir e, boyut yaşayacak. Yani e, ihtimalleri daha da yükseltecek Beşiktaş. Şimdi sezon başından beri böyle bir kargaşanın, kaosun hakim olduğu işte e, erken seçim ardından birçok teknik adam değişikliği. Beşiktaş'ın bir morale ihtiyacı var. Yani bir sükunete. E, artık o dalgalı denizden çıkıp gemiyi e, sığ sulara, limana yanaştırmanın zamanı geldi. Bu da bence bu sezon itibariyle bir kupadan. Türk, Ziraat Türkiye Kupası'ndan geçiyor. Kartal Beşiktaş seyircisinde düşüyor yok mu? Fenerbahçe seyircisi için dedik ya takım yenildi. Üzüldüler evet ama asıl üzüldükleri kötü oyun. Beşiktaş'ın da aslında mesela kazandı ama taraftar yine memnun değil. Niye? Kötü oyun. Yani aslında Beşiktaş'ın da iyi bir oyuna ihtiyacı var öncelikle. Çünkü bu büyük kulüpler gelecek sezon vizyonuyla yaşarlar. E, Beşiktaş taraftarı şimdiden şeyi düşünüyor. Seneye bu takım ne yapar? Nasıl oynar? Onun ışığını görmek istiyor. Aslında doğru. iyi oyun daha var. E, Hoca da bunu Tütü söylüyor. oyun mu yoksa tırnak içinde güvenli oyun mu? Yani Santos oyunu mu? Şimdi şöyle. Yani e, özellikle Beşiktaş taraftarı hakikaten içeride oynadığı zaman takımlarının keyif vermesini, ileride işte o baskıyı kurmasını sağdan soldan ataklarla Gol veya goller izleyen, yani iyi bir oyun bekliyor özellikle Beşiktaş taraftarı. Haklılar da, yani daha önce buna alıştırılmış bir kere Beşiktaş. Metin Ali Feyyaz büyük bir büyük, büyük yani, alışkanlık, alışkanlık yarattı. Ta o dönemlerden, evet. doğru. Yani biz o dönemlerde mesleki olarak da, gazeteci olarak da yaşadığımız için Beşiktaş takımı sahaya çıktığı zaman ya bu maçı zaten alır diyorduk. Yani hele içeride oynadığı zaman. Şimdi Keza 100. yılda da öyle, Luchescu döneminde. da mesela Santos'a benzer oyunlar oynatıyordu, daha çok soğumayı düşünen. Ama şimdi Santos geldiğinde belki insanlar isim olarak baktığı zaman, evet büyük bir hoca, iyi Avrupa bir isim, şampiyonu. Avrupa şampiyonu yaşamış bir isim ama isimle ortaya konulan oyun arasındaki farklılığı gördüler. Ya acaba hep mi böyle olacak? Hakikaten kısır bir oyun var yavan bir futbol var. İstanbul Spor karşısında Çünkü bile... Çünkü Sergen Yalçı'nın kabul et, çalıştırmaya kabul edip risk almadığı bir oyuncu grubu var. Doğru. Mesela odur. Hocanın biz günahı hocaya ben yazamam hiç. Ya mi? herhalde şimdi bu kısa vardı zaten hoca ne yapsın yani evet. bazı şeyleri değiştirmek Taraflar bunu mu? görmeli. Ben onu hep söyledim. Mesela e, bundan bir hafta on gün önce falan e, Sayın Başkan Hasan Arat, Fernando Santos, Samet Aybo, Feyyaz Uçar bir görüşme yapıyorlar e, oyun hakkında. Santos'un cevabı savunmada problemlerimiz var. Ya Beşiktaş'a gelmeden izlediğim maçlarda da savunma anlamında çok basit goller yeniyor. Büyük bariz hatalar yapılıyor. Ben bunu çözmem lazım öncelik diyor. Yani bir savunmayı oturtmam, toparlamam lazım. Hakikaten de bakıyorsunuz. Son bir iki 2, 2 haftadır özellikle beş yaşın savunması yavaş yavaş toparlamaya başladı. Gol yemiyor bu çok önemli. Ya şimdi herkes diyecek ki, ya büyük takım kardeşim gol yarama, iki yer ama 2 yer 3 atar. Ama öyle değil büyük takım hele hele şampiyonluğa gidiyorsanız öyle kolay kolay basit goller yememesi lazım. Ben Fernando Santos'un bu Bir düşüncesini...